Bu 350 kelimelik kayıtta iş dünyasında en çok kullanılan kelimeleri ve cümle kalıplarını bir hikaye formatında öğreneceksiniz. Bu hikayeyi sizlere aynı anda iki dilde anlatımı tekrarlarla zenginleştirerek okuyacağım. Eğer bu kaydı birkaç kere baştan sona dinlerseniz, öğrendiğiniz bu çok önemli business English terimlerini kolay kolay unutmayacaksınız. Elektronik kitap içinde tüm bu terimleri ve kelimeleri İngilizceden İngilizceye açıklamalarıyla ve örnek cümlelerle listeledim. Pekiştirmek isteyenler video açıklamasına göz atsın. The power of teamwork. Takım çalışmasının gücü. Once upon a time. Bir varmış, bir yok. Bir zamanlar. Once upon a time. Bir zamanlar. In a small town. Küçük bir kasabada. Small. Küçük. Town. Kasaba. In a small town. Küçük bir kasabada, once upon a time in a small town, bir zamanlar küçük bir kasabada, there was a friendly man, arkadaş canlısı bir adam vardı. There was a friendly man, arkadaş canlısı bir adam vardı. There was a friendly man named Sam. Sam adında arkadaş canlısı bir adam vardı. Sam was a manager. Sam bir yöneticiydi. Sam was a manager at a successful store. Sam başarılı bir dükkanda, mağazada yöneticiydi. Sam was a manager at a successful store called Beastown Market. Sam, Beastown Market diye anılan adında başarılı bir mağazada yönetici idi. Sam had a team. Sam'in bir takımı vardı. Sam had a team of 10 employees. Sam'in 10 işçilik bir takımı vardı. Who worked hard? Çok çalışan. Who worked hard? Çok çalışan. Who worked hard every day? Her gün çok çalışan. Who worked hard every day to achieve their goals? Hedeflerini gerçekleştirmek için her gün çok çalışan. Şimdi tüm cümle. Sam had a team of 10 employees who worked hard every day to achieve their goals. Sam her gün hedeflerini gerçekleştirmek için çok çalışan 10 kişilik, 10 işçilik bir takıma sahipti. İlk kilit cümlemiz, they worked hard every day to achieve their goals. Şimdi bunun İngilizcesini çalışıyorsun ve yorumlara yazıyorsun. They worked hard every day to achieve their goals. Once upon a time, bir zamanlar. Small, küçük. Town, kasaba. Friendly, arkadaş canlısı. Man, adam. Manager, yönetici. Successful, başarılı. Success, başarı. Store, dükkan, mağaza. Team, takım. Employee, çalışan, işçi, employer,
iş veren. To work, çalışmak. To work hard, çok çalışmak. Every, her. Every day, her gün. Achieve, gerçekleştirmek, ulaşmak. Goal, hedef. To achieve one's goals, birinin hedeflerine ulaşması. One day, bir gün, Sam had a team meeting. Sam'in bir takım toplantısı vardı. Sam had a team meeting to discuss. Bir şeyleri tartışmak için, konuşmak için bir takım toplantısı vardı. Sam had a team meeting to discuss their monthly targets. Sam'in aylık hedeflerini konuşacakları, tartışacakları bir takım toplantısı vardı. To discuss, konuşmak, tartışmak. Month, ay. Monthly, aylık, her ay olan. Target, hedef. Their monthly targets, onların aylık hedefleri. To discuss their monthly targets, onların aylık hedeflerini tartışmak, konuşmak için. Let's touch base on our progress, team. Takım, hadi şimdiye kadarki ilerleyişimize değinelim. Dikkat! Touch base, to touch, dokunmak demek. Base, bir şeyin temeli, değil mi? Temele dokunmak gibi. Yani Türkçe'de biz buna değinmek diyoruz. Bir konuya değinmek. O konuda konuşmak. Let's touch base on our progress, team. Hadi takım, şimdiye kadarki ilerleyişimizi konuşalım. Our progress, ilerleyişimiz, yaptıklarımız. We must think, düşünmemiz lazım. We must think outside the box. Kutunun dışında düşünmemiz lazım. Yani aykırı düşünmemiz lazım. Sıradan fikirlerden uzak olmamız lazım. Bu bir deyiş. To think outside the box. Sınırların dışında, kutunun dışında düşünme şekli. İkinci kilit cümlemiz. We must think outside the box to achieve our goals. Bu cümleyi çalışıp yorumlara yazıyorsun. Bu arada videoya bir like atmayı da unutmuyorsun. We must think outside the box to increase our sales. Satışlarımızı arttırmak için kutunun dışında düşünmemiz lazım. Düşünmek zorundayız. To increase, arttırmak. Sale, satış. Let's touch base on our progress, team. We must think outside the box to increase our sales, said Sam, dedi Sam. Everyone, herkes, listened, dinledi, carefully, dikkatlice. Everyone listened carefully. Herkes dikkatlice dinledi. And ve shared their ideas. Fikirlerini paylaştı. To share, paylaşmak. Idea, fikir. Careful, dikkatli. Carefully, dikkatlice. To listen,
dinlemek. Everyone, herkes. Everyone listened carefully and shared their ideas. Herkes dikkatlice dinledi ve fikirlerini paylaştı. Sam was very supportive and said, Sam çok yardımsever, destekleyiciydi ve dedi ki, Great job! Harika bir iş! Great job, guys! Harika bir iş beyler, harika bir iş çocuklar, gençler. I really appreciate your input. Bu projeye katkılarınızdan dolayı minnettarım. Great job, guys. I really appreciate your input. The next week, bir sonraki hafta, Sam received an email from his boss, Mr. Brown. Sam, bir sonraki hafta, patronu Mr. Brown'dan bir e-mail aldı. Dear Sam, sevgili Sam, I've been hearing good things. Çok güzel şeyler duymaktayım. O zamandan şimdiye. I've been hearing good things about your team. Senin takımın hakkında çok güzel şeyler duymaktayım. Bak, present perfect continuous'ı nasıl çevirdik? Keep up the good work. Bu şekilde güzel işler çıkartmaya devam et. Bu da bir deyiş. Keep up the good work. Böyle devam et. To keep doing something, bir şeyi yapmaya devam etmek demek. Keep up the good work. Regards, selamlar, saygılar, Mr. Brown. Sam was so happy. Sam çok mutluydu. And decided to share the news ve haberi paylaşmaya karar verdi. Sam was so happy and decided to share the news with his team. Sam çok mutluydu ve haberi takımıyla paylaşmaya karar verdi. Happy, mutlu, to decide, karar vermek, share, paylaşmak, the news, haber, with, ile, his team, onun takımı. Sam was so happy and decided to share the news with his team. Sam çok mutluydu ve haberi takımıyla paylaşmaya karar verdi. During their next meeting, onların bir sonraki toplantısı esnasında, during sırasında, Sam said, Sam dedi, I have some fantastic news, everyone. Harika haberlerim var. Herkese sesleniyor. Everyone. Herkes. Our boss, patronumuz, our boss has noticed our hard work. Patronumuz bizim çalışmamızın farkına vardı. To notice, fark etmek. Our boss, patronumuz, has noticed our hard work and dedication. Patronumuz, bizim sıkı çalışmamızı ve kendimizi
adayışımızı fark etti. Dedication. Adayış. To dedicate, adamak. Our boss has noticed our hard work and dedication. Let's keep pushing forward. Hadi, let's keep pushing. İttirmeye devam edelim. Let's keep pushing. İttirmeye devam edelim. Forward. İleri doğru. Forward. Let's keep pushing forward. İleri doğru itmeye devam edelim. And ve aim for the stars. Ve yıldızları hedef alalım. To aim, hedef almak. Aim for something. Bir şeyi hedeflemek. Aim for the stars, yıldızları hedeflemek. Let's keep pushing forward and aim for the stars. Hadi daha ileri ittirelim, yıldızları hedefleyelim. The team, takım, was thrilled. Çok heyecanlanmıştı. And motivated. Ve motive olmuştu. The team was thrilled and motivated. Takım heyecanlanmış ve motive olmuştu. Let's go. You've got this. Later that month, daha sonra, o ay, daha sonra, later, daha sonra, month, ay, later that month, o ayın sonrasında, a new employee, yeni bir çalışan, a new employee, Lucy, joined the team. Lucy, yeni bir çalışan, takıma katıldı. To join, katılmak. Lucy joined the team. Lucy, takıma katıldı. She was nervous. O heyecanlıydı, gergindi. But, ama, eager to learn. Ama öğrenmek için hevesliydi. She was nervous but eager to learn. O gergindi ama öğrenmeye istekliydi. Nervous, gergin, sinirli. Eager to do something, bir şey yapmaya hevesli olmak. To join, katılmak. Employee, çalışan. Sam made sure to onboard her properly. Sam, onu doğru bir şekilde takıma aldığından, buyur ettiğinden emin oldu. Şimdi burada birkaç tane deyiş var. To make sure, emin olmak, kesinleştirmek. To onboard someone. Bunu bir örnekle açıklayacağım. When you start a new job, yeni bir işe başladığınızda, your boss, patronunuz, will show you, size gösterir, will show you around and explain everything. Size etrafı gösterir ve her şeyi açıklar. This is part of the onboarding process. Bu onboarding sürecinin bir parçasıdır. Yani tanıtma, oryantasyon gibi. When you start a new job, your boss will show you around and explain everything. This is
part of the onboarding process. Later that month, a new employee, Lucy, joined the team. She was nervous but eager to learn. Sam made sure to onboard her properly and said, "Don't worry, Lucy. We are here to support you." "Merak etme Lucy, biz sana destek olmak için buradayız." "Don't worry, merak etme, endişelenme. We are here, biz buradayız, to support you, seni desteklemek için." "Don't worry Lucy, we are here to support you. Let's set up a one-on-one meeting." "Hadi birebir bir toplantı ayarlayalım, kuralım." "Let's set up a one-on-one meeting to discuss your role and expectations." Senin beklentilerini ve rolünü, görevlerini konuşmak için birebir bir toplantı ayarlayalım. Later, daha sonra, month, ay, new, yeni, employee, çalışan, to join, katılmak, nervous, sinirli, but, ama, eager, İstekli, to learn, öğrenmek, set up, ayarlamak, kurmak, one-on-one meeting, birebir toplantı, to discuss, konuşmak, tartışmak, role, rol, görev, expectation, beklenti. Lucy felt welcomed. Lucy kendini evdeymiş gibi hissetti. Lucy felt welcomed and ve became more confident. Kendine daha çok güvenir oldu. To become, dönüşmek, oluşmak. To become more confident, kendine daha çok güvenir olmak. She had a great idea. Onun harika bir fikri vardı. She had a great idea to improve customer service. Onun müşteri hizmetlerini geliştirmek için harika bir fikri vardı. Great, çok iyi, idea, fikir, to improve, geliştirmek, customer, müşteri, customer service, müşteri hizmetleri. She shared her idea with Sam. O fikrini Sam'le paylaştı. And he said, ve o dedi, "That's a win-win situation." Bu iki tarafında kazandığı bir durum. "That's a win-win situation for both the customers and company." Bu hem şirketin hem de müşterilerin kazandığı, İki tarafında kazandığı bir durum. Great thinking. Harika bir düşünce. Harika bir düşünme şekli. Great thinking, Lucy. Harika bir düşünce şekli, Lucy. As the month came to an end, ayın sonu geldiğinde, as the month came to an end, ayın sonu geldiğinde, Sam's team
Sam'in takımı exceeded their targets. Hedeflerini aştılar. Sam's team exceeded their targets. Sam'in takımı hedeflerini aştı. Mr. Brown was delighted. Mr. Brown çok mutluydu. And ve invited the entire team, bütün takımı davet etti. Invited the entire team for a celebration dinner. Bütün takımı bir kutlama yemeğine davet etti. Mr. Brown was delighted and invited the entire team for a celebration dinner. Mr. Brown çok mutluydu ve bütün takımı bir kutlama yemeğine davet etti. Delighted, inanılmaz mutlu olmak. To invite, davet etmek. Entire, bütün. To celebrate, kutlamak. Celebration, kutlama. Dinner, akşam yemeği. Mr. Brown was delighted and invited the entire team for a celebration dinner. You are all assets to the company. Hepiniz bu şirketin kıymetlisisiniz, demirbaşısınız. Çok önemlisiniz demeye getiriyor. You are all assets to the company. Keep up the excellent work. Muhteşem işlerinize devam edin. Bu şekilde devam edin. Keep up the excellent work. Keep up the good work. Böyle çalışmaya devam edin. He said. Dedi. Smiling. Gülümseyerek. The team was proud of their achievements. Takım başarılarından ötürü gururluydu. Proud, gururlu. Achievement, başarı. The team was proud of their achievements and Sam knew ve Sam biliyordu and Sam knew that their success came from working together. Ve Sam biliyordu ki onların başarısı birlikte çalışmaktan geldi. Sam knew, Sam biliyordu. Sam knew, Sam biliyordu that their success, onların başarısı came from, den geldiğini. Şimdi başarılarının nereden geldiğini dinliyoruz. Came from working together, birlikte çalışmaktan, supporting each other, birbirine destek olmaktan, and always striving to improve. Her zaman gelişmek için çabalamaktan. Sam knew that their success came from working together, supporting each other, and always striving to improve. Sam, onların başarısının birlikte çalışmalarından, birbirlerini desteklemelerinden ve her zaman gelişmek için çabalamalarından geldiğini biliyordu. And so, ve böylelikle, the Bizztown Market Team, Bizztown Market takımı, lived happily ever after. Hayatlarının sonuna kadar mutlu yaşadılar. Hikayelerle öğrenmeye devam etmek isterseniz, bir önceki hikayelerimiz hemen aşağıda.